Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emrah. Yepyeni korku serimiz Cold Out'la beraber karşınızdayım. Çok efsane bir oyun olduğunu duydum ve hemen satın aldım sizin için. Ve şu anda karşınızda Türkçe olarak oyun hakkında çok fazla bir bilgim yok. Rusya'da gerçekten yaşanmış bir hikayeyi anlattığını biliyorum. Ve hemen hızlıca yeni oyunluyorum. Bakalım bize nasıl korkular, nasıl anlar yaşatacak, göreceğiz hep beraber. Ya bir de Türkçeleştirmişler oyunu. Yaşayacağız, göreceğiz, hissedeceğiz oyunu. Çok heyecanlıyım işin açık yanı. Korku serilerinden biliyorsunuz benim biraz böyle şeyim vardır. Aslında bütün bu korku oyunlarını oynayan herkes aynı şeyi yapıyor ama inadına oynamaya da devam ediyoruz. Bilmiyorum ya. Ben eğleniyorum ya. Korku oyunları cidden oyun oynadığımı hissettiriyorlar bana. Bakalım bu oyun bize neler verecek. Çok merak ediyorum. 56 years ago, Hemen Russia, hikayeyi the dinliyoruz. northern Ural Mountains. A group of nine students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Ve bölüm 1'deyiz. Bakalım, bakalım bizi neler bekliyor. Bu arada grafiklerimiz efsane. Neredeyiz abi biz şimdi? Bu Rusya'da. Şöyle zoom yapıyoruz galiba. Ben nereye gideceğim? Basılı tutmak mı gerekiyor koşmak için? Başka bir şey bizim koşmamızı sağlamıyor mu? Şu eğiliyor. Şimdi ortam çok uygun. Yani şu anda biliyorsunuz ülkenin her yerini zaten kar teslim almış durumda. Biz de şu anda bu tarz bir oyunla bu durumu pekiştiriyoruz. Ya korku oyun olması beni zaten yeterince geriyor. Herhalde böyle gideceğiz şu anda. Şimdi biz kimiz? Neden buraya geldik? Niçin buradayız? Burada ne var? Bir kulübe var. Abi yolu takip edelim biz. Yolda bitti ama.
niye buradayız? Çocuğum bana bunu bir açıklar mısın? Tamam gençler. Üşüyor mu ya bu? Gençler ölmüşler. Biz niye geldik? Arama kurtarma ekibindensek niye tek başımıza buradayız? Ortam güzel. Soğuk. Buz. Tren yolundan gidelim o zaman biraz şöyle. Güzel bir dumanlı kara tren. Ve yol bitti. Müzik değişti. Biz bu Ural Dağları'nın oradaki Kovulat denilen yerdeyiz galiba. Şu an umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Nereye geldik? Burası ne böyle ya? İlginç bir şekilde, garip bir şekilde ormanın içine doğru dalıyoruz. Ne oluyor abicim? Niye burada tek başıma dolanıyorum? Manyak mıyım ben ya? Kim saldı lan beni buraya? Hayır. Kafada gidiyor galiba bizim. Lan yolu bulamıyorum. Nereye gideceğiz? Biri bana bir yol versin, göstersin. Başıma bir şey atlayacak arkadaş. Değil mi? Atlayacak bir şey. Slender The Arrival'da böyle gezerken sürekli karşımıza bir şeyler atlıyordu. Orası nasıl bir yer öyle? Ağaçların şekline bakar mısınız? O ne lan? Hayırdır inşallah. Bu ne? Ayak izi. You coming to me? Kim nereye gidiyor ya? Kime gidiyoruz abicim? Neresi lan burası? Abi bak müziği falan değiştirdiler. Daha oyun dakika bir gol bir. Atlamasın. Kimse üzerimize derken. In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. Oğlum lan ölüyor muyuz? After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Dur. Gençlerin kamp alanına geldik. Abi. Pusulamız var, bir haritamız var. Bu dağların haritası galiba. Pusula kafayı yedi. Pusula kafayı yedi. Biz de kafayı yiyeceğiz anlaşılan. Bakalım. Oyun acayip esrarengiz gözüküyor şu anda. Daha o yalnızlık hissiyatıyla beraber beni germeye başladı. Kaydımız normal. Kaydımıza bir şey olmasın. Aman önemli olan o. Ya korku oyunu oynamayacağım diyorum ama gene geliyorum bunun karşısına oturuyorum. Bu korku oyununu oynuyorum abi. Git Witcher oyna işte ya. Watch Dogs 2 falan oyna. Ya korku oyunu nedir arkadaş ya? Bakalım. Harita ve pusulayı en etkili şekilde kullanabilmek için diyor çevrenizi dikkatlice inceleyin. Demek ki harita ve pusulayı biz aktif olarak kullanacağız gençler. Bakalım göreceğiz neler bekliyor bizi çok heyecanlı bir şekilde. Yükleme ekranı biraz uzun sanki. Gece saat şu anda saat bilgisi vereyim ben size 3.30. Evet gece 3.30 deli gibi. Korku oyunu oynuyorum umarım bağırmam komşuları üstüme çekmem gece gece. Denedim evet. Sık sık denerim zaten ben insanlığıma tutulmayı. That you were a monster that deserved punishment. When you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is, it's in their darkness. You have never been alone. O ayak izi olayı nedir abi ya? Şimdi kaydedildiği zaman bir sıkıntı vardı demektir. Şimdi
kuzeyi neresiydi? Şöyle kuzey. Mi? Hayati bilgiler için şu tuşa bir bas. Yoğun karda koşmak yorucu olacaktır. Temponuzu mevcut koşullara göre ayarlayıp kendinizi tükenmekten sakının diyor. Uzun bir yolculuğa çıkmadan önce kamp alanında dinlenin ve ardından kendinize güvenli bir rota belirleyin. Dilediğiniz herhangi bir nesneye L2 ile yakından bakabilirsiniz. El frenini açıp kapatabilirsiniz. Haritayı, pusulayı R2 ile açıp kapatabiliyormuşuz. Ulaşması zor kayalık geçitler sizi ilginç yerlere ve kestirmelere götürebilir. Falan filan. Tamam, güzel. Buralar boş. Kapat. Şimdi şu el fenerini açıp kapatıyor. Şu zımbırtıyı alabiliyor muyuz? Yok. Bundan şey yapıyoruz. Pusulamız. Şimdi biz kamp alanımızdan... Dur bakayım, bu bizim ayak izimiz burada kalıyor mu? Abi efsane. Şimdi şöyle çok fazla koşmadan yeşile doğru gideceğiz mi? Öyle mi oluyor? Burası nasıl bir mekan? Dolunay var. O ne? Sen nesin abici? I set out the moment I heard the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment and... Sayfaları bulacağız ve anlaşın. Ne oluyor lan? Ne lan? Sen kimsin birader? Var mı başka gelen giden? Yok. Lan hop! Emmoğlu! Bunun peşinden koşuyoruz ama feneri yakıp kaçalım. Bak, tükendik. Adam yardırdı gidiyor, kapadı gidiyor. Bu kim acaba? Beyzi onu. Kapadı gitti o vallahi billahi. Ben de gerçi gökten ateş topu olarak düşsem ben de kapatır giderim zaten. Teknik olarak adam haklı yani. Çok fazla... Ya... Abi... Niye bu müzikleri böyle... Şey yapıyorsunuz? Konuşamıyorum da şu an gerildim. Acayip gerildim. Bu yakınlaştırma bilmem ne bizim başımıza bela olacak. Sağdan mı soldan mı? Soldan gidelim. Adam buradan gitti çünkü. Beni seçme. Seçme beni. Just like me. Beni niye seçiyorsun arkadaşım? You're losing your mind, my friend. You're slipping slowly into the abyss and there is no one to give you a hand. And at the bottom I am the only one waiting for you. Hadi geçmiş olsun o zaman. Bu oyun, bu seri bitmeden hepimiz kafayı yemiş olacağız gençler. Bunu anladık. Oyunda zaten bize öyle diyor. Buraya geldim de diyor, kafayı yemiş olacağım diyor. Ben zaten muhtemelen kafayı yemeye başladım. Tabii geçişimiz yok, kapalı, yol kapanmış. Yol ölüler tarafından kapatılmış. Bizim bu dağ başında ne işimiz var? Git evine sıcak çikolatanı al, latteni al, bir şeyini al.
Otur arkadaşım, ne işin var senin burada? Ve ortam kararır. Biz de selamımızı okuttururuz böyle giderse. Şimdi nereye gittiğime dair şuradan pusulayı açalım. Hiçbir fikrim yok. Kırmızı tarafa doğru gidiyoruz. Hayır, işlemiyoruz pek. Totem de var. Selamun aleyküm. Totemi de bulduk. Çıtırtıları da duymaya başladım. Şimdi buradan biri artık üzerimize atlasın. Atla atla. Üzerimize atladı. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Burada bir zımbırtı buldum. Aa dur. 4 Haziran günü gece yarısında gökyüzünde esrarengiz ışıklar görüldü. Olaya tanık olanlar gökyüzünde parlak turuncu bir küre gördüklerini ve kürenin düzensizce hareket edip uçuş yönünü sürekli değiştirdiğini söylüyorlar. Sonunda ışık yok olmuş. Havacı binbaşı Girka durumu şu şekilde onaylıyor. Bildiğimiz herhangi bir uçan nesnenin o şekilde hareket etmesi imkansızdır. Ordu ve uzay üssünün çalışanları sorularımıza kısa ve sert bir dille yanıtlayarak bölgede herhangi garip bir olayın olmadığını ve herhangi bir testin de gerçekleşmediğini bildirdiler. Şimdi şunları alabiliyor muyum? Buradan atlamak akıl kârı olmayacaktır diye düşünüyorum. Bizim çocukların şey setleri. Şurada bir bina mı var? Abi rüzgar set. Selamun aleyküm. Altın mı lan bu? Lan ne ara geçtin oraya? Beni de götür. O kilise gibi bir yer var, oraya gideceğiz anlaşılan. Müzik değişti. Atlasın biri de kurtulayım ya. Vallahi atlayın artık hadi. Hadi atlayın aslan. Biri benim üzerime atlasın. Bir korkutsun beni. Ben bir atlayayım. Allah. Gece 3.30 zaten. Ya 30 yaşında adamı düşürdüğünüz hale bak. Nereye gideceğiz aslanım? Fener de bitti. Pusula da kafayı yedi. Ben buradan atlarsam ölür giderim. Aklım gitti. Anne. Abicim ben gidiyorum. O nasıl bir sesti lan? Ben bu oyunu oynayamam. Slender the Arrival korkunç diyordum. Korkunçun ötesinde abi. Bak, görmediğim şeyler beni korkutur. Ben görmediğim şeyden korkarım. Gördüğüm şeylerden korkmam. Görmediğim şeylerden korkarım. Yarım yamalak gördüğüm şeylerse altıma etmeme en büyük etkendir. Az önce olduğu gibi. Şuradan şöyle bir daha karşıma çıkarsa o zaman şu an harbi geriliyorum yalnız, hani müzik gitti, bir şey atlayacak üstüme şimdi artık. Rusya'nın ortasındaki Tom Nehri'nin sağ kıyısında. Ben buna zoom yapabiliyor muyum? Heh, tamam okey. Şöyle yapayım, siz de rahat okuyun. Zoom yapabiliyormuşuz.
Abi Sovyetlerin nükleer araştırmaları falan derken uzaylı ışıkları falan filan, burası karışmış. Ana vallahi uçuyordum. Abi ben nereye gideceğim ya? Nerelere gidem? Nasıl edem? Dağ başında kayboldum. Pusulanın yeşil yönüne doğru gidiyorum. Şöyle bir şey yok. Bu herhangi bir şey açmıyor. Yani pusulayı yeşile doğru gidelim abi. Muhtemelen. You have to go faster. I don't have a lot of time left. You have to hurry. Find the way. Find me or I'll unleash hell upon you. Ya sizin benden derdiniz ne arkadaşım? Niye benim üstüme cehennem falan sallıyorsunuz ya? Yol şurası. Hemen şu kara bulutlar cehennem. Biz buradan tüyelim abi. Aman çocuğum, aman çocuğum bak. Bakayım. Geliyor musun? Daha geliyorlar. Ben kimi bulacağım ya? Dayı sen kimsin? Bana nereden sesleniyorsun? Nasıl bir adamsın sen? Ya ne güzel kasabada geziyorduk, ben niye girdim bu dağ bayır? Sakın çökeyim falan deme, şimdi çökmenin zamanı değil. Ya bu koşma tuşunu da çok iğrenç yere koymuşlar ya. Çıktık mı buradan? Şu an pusulanın tam zıttına gidiyoruz ya. Abi cehennem geliyor üstüme. Koş çocuğum koş. En ufak fikrim yok şu anda. Buradan ses geliyor. Bakayım. Duman gitti mi? Şu tarafa doğru. Aynen. Şurada kulübe, kasaba. Herhalde buraya gideceğiz. Şuraya bir gidelim. Yol gitti, bana mı öyle geliyor? Yapamıyorum ama en azından bir yerlere tırmanabiliyorum. Şimdi burada tek yapıp bu ve bir kilise. Lan! Koş! Kapat. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in under. İş çamaşırlarıyla bu soğukta ne yapıyorlar? I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. Cesetleri bulmuşlar. Ve cesetler sadece iş çamaşırlarıyla. Şimdi ben buradan çıkarsam ne olur? Buradan çıkarsam bizi yerler. Buradan geçiş var mı? Geçemiyoruz. Şuradan da geçiş yok. Şöyle bir geçiş var mı diye bakıyorum ama yok abi. Üst katı var mı buranın? Şu zımbırta gittim ya. Aa, şuradan var. Bakalım şöyle. Kimse yok değil mi? Oyun grafikleri çok efsane. Efendime söyleyeyim. Oyun abi geliyor. Bayağı geliyor hem de. Ve Türkçe olması da ayrı bir güzel ama ben oraya geçemiyorum. Zaten oraya geçsem ne yapacağım? Orası çökmüş. Buralarda bir şey var mı? Biz ona bir bakalım.
Yok, buradan çıkacağız anlaşılan. Şu pusulamızı alalım. Çam ağacının dibinde buldum. Ne işleri varmış çam ağacının dibinde? Burada ne var? Kamp alanını bulduk mu? Vallahi bulduk abi. Şimdi bir saniye dur. Tamam, kamp alanı burada. Şöyle yapıyorum abi. Bu bölümü burada sonlandıralım. Ben dayanamayacağım. Yani o daha ilk dumanı gördük. Ben orada şeyi kaybettim. Şirazeden çıktım. Kısa bir seri olacak. Muhtemelen çok uzun bir oyun olmadığını öğrendim. YouTube'daki videolara bakmıyorum. Daha önceden eski bir oyun çekilmiş videolar. Fakat spoiler yememek için videolara bakmıyorum. Özellikle korku oyunlarında. Çünkü bu ne derler? Jump scare mi derler? İşte oraları böyle görüp de spoiler yememek için. Çünkü ben bu oyunu parayla satın aldım. Ve korkuyu yaşamak istiyorum. Ne kadar korksam da istemesem de zaten korkuyu yaşamak, korkmak bunlar aynı şeyler değil mi? Yani şu an kelimeleri toplayamıyorum. Yani her korku oyununda olduğu gibi bunda da kilitlendik. Gerçekten etkileyici bir oyun. Türkçe PSN Store'da şu an indirimde 19 lira falan galiba. Tavsiye ederim, mutlaka alın oynayın. Seri olarak gelecek. Şimdilik burada bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğendim. Beğenmediyseniz yine de beğenmeyin. Ve kanalımıza destek olmak için videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler.